Tekno Safari'den herkese merhaba. Evet, size çok güzel bir yerden, Datça'dan sesleniyorum. Açılış anonsu böyle biraz belki canınızı sıktı ama belki de moral vermiştir. Kendimi biraz da sevgili arkadaşım Yekta Kopan gibi hissettim. O da böyle sahilde yazlık programlar yapardı, kültür sanat programları yapardı. Ama biz sabah çekimlerimizi yapıyoruz. Mustafa ile beraber kahvelerimizi aldık, denizin kenarına geldik ve size teknolojiden, yeni dünyadan biraz bahsetmek istiyorum. Kahvaltı sofrasında hazır beraber oturmuşken. Evet, bu haftaki ana konumuz aslında dijital medya ve aslında dijital medyada tükettiklerimiz, haberi almamız, haberi alırken hangi alanları, hangi platformları tercih ettiğimiz, konvansiyonel medyayı mı izliyoruz, dijitali mi takip ediyoruz? Biraz onlardan bahsedeceğim, biraz rakamlar vermek istiyorum size. Çünkü artık oranlar epey bir değişti. LA Dijital tarafından yapılan bir araştırma, Amerika'daki online reklam harcamalarının 2000 ile 2020 arasında %40 arttığını gösteriyor. TV ve gazete gibi geleneksel medyaya yapılan reklam harcamaları ise %3 ve %26 düşüş gösteriyor. Baktığımızda kesinlikle dijital medyaya olan yatırım kurumların da markaların da ciddi ilgisini çekmiş durumda. Konvansiyonel ana akıma da ilgi duymamaya başladığını çok net görebiliyoruz bu rakamlarla. İnternet kullanımı da 20 yılda büyük bir artış gösterdi. 2000 yılında dünya nüfusunun yalnızca %7'si internet kullanırken internet kullanıcı oranı %48'lere kadar geldi. Tahmin ediyorum ki günümüzde %50'nin de üzerinde bir internet kullanımı var dünya çapında. Bugün 2 milyarın üzerinde kişi sadece YouTube kullanıyor. Instagram'ın 1 milyarın üzerinde kullanıcısı var. Haber almak ve fikirlerini paylaşmak için de büyük oranda bu platformları tercih ediyorlar. Özellikle 20-50 yaş arasındaki kitle kesinlikle haberleri teknolojik imkanlarla almayı tercih ediyor. Yani nedir bu? Klasik medyayı, konvansiyonel medyayı, ana akımı tercih etmiyor. Aslında dünyaya baktığımızda da dijitalin çok yükseldiğini, insanların artık haberleri buradan aldığını biliyoruz. New York Times mesela abone sayısındaki inanılmaz artışla eski gazeteyi bastığı dönemden daha fazla para kazanıyor ve daha fazla yatırım yapabiliyor bu alana. Dijitalin bazı getirdiği avantajlar var tabii ki. En büyük sebeplerden bir tanesi de bu. Eskiden biliyorsunuz haberleri olduktan bir gün sonra öğrenebiliyorduk ya da akşam haberlerinde en fazla öğrenebiliyorduk. Şimdiki fark ne? Olduğu anda öğreniyoruz. Dolayısıyla sosyal medyayı kullanmak, sosyal medyada tüketici ya da üretici olmak artık çok önemli. Gençler özellikle sadece haber de değil tabii ki, her şeyi tüketirken de dijitali kullanıyor. Bu artık yaş aralığı da iyice genişledi. İlk başlarda daha gençlerin kullandığı bir platformken Twitter, Instagram, YouTube şu anda herkesin kullandığı, herkesin bilgiyi aldığı platformlara dönüştü. Ben şöyle bir örnek vermek istiyorum açıkçası. Mesela bir çiftçi görmüştüm Anadolu'da bir çekime gittiğimizde. Cep telefonundan bir şey izliyordu. Merak ettim. Yani hakikaten çünkü herhalde biraz mesleki durumdan da dolayı. Abi ne seyrediyorsun diye yanına yanaştığımda abi bir şey diyor, bu sene ekeceğim ürünle ilgili doğru teknikleri anlatan bir video buldum, onu seyrediyorum dedi. Yeni neslin aslında iş hayatına yaklaşmasıyla beraber çiftçilikte, tarımda da bildiğiniz teknolojik imkanlar kullanılmaya başlandı. Doğru teknikleri YouTube'da uzmanlarından izleyen çiftçiler doğru tarım yapıp daha sağlıklı ürünler elde etmeye başladılar. Dolayısıyla aslında baktığımızda teknoloji ve sosyal medya, dijital medya her alanda hayatımızın içine girmiş durumda. İnternet ve internet alışkanlıkları, internetin bize kazandırdığı alışkanlıklar aslında her türlü tüketimi de paralelinde değiştirdi. Bunlardan bir tanesi de içerikleri tüketmek, diziler, filmler olsun. Bunlardan daha önce de bahsetmiştim ama izleme alışkanlığının en büyük değişimi biz ne zaman neyi istersek o zaman izleyeceğiz demekti. Yani aslında kumandayı gerçekten elimize biz aldık. Biz ne zaman, nerede, neyi izlemek istiyorsak onu izliyoruz artık. Üstelik istediğimiz kadar bir yerinde durduruyoruz, başka bir iş yapıyoruz, belki yüzüyoruz arkadaki gibi. Sonra tekrar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ana akımın işte en büyük zaafı burada ortaya çıkıyor. Çünkü o denize girdiğim sırada yayın akmaya devam ediyor. Ve ilgi benim için artık televizyondan kaymış oluyor. Dolayısıyla kazanan belli. Bundan sonraki süreçte de ben şu anda mesela Habitat TV'de bu programı yapıyorum. YouTube'da da izleyenler var. Şimdi YouTube'da izleyenler durdurup geri gelebilir. Habitat TV'dekiler de TV bu özelliği sayesinde belki geri alıp başa sarıp bir daha oynatabilirler ama normal bir uydudan izleyenler maalesef bunu yapamazlar. Tekrarını beklemek zorunda kalacaklar. İşte bu en büyük fark. Bir de baktığımız zaman aslında
ulusal kanalların şöyle bir sıkıntısını görüyorum ben. Yani gazeteci olarak gözlemimi söyleyeceğim size. Ulusal kanallarda, yani çoklu farklı içerikler üreten kanallarda sıkıntı büyük. Bir geceyi bir diziyle geçirmeye çalışıyorlar. Yani 4 saat, 5 saat bir dizi etrafında dönen reklamlarla beraber gerçekten büyük bir zaman kaybı. Neden bunu yapıyorlar? Çünkü çok para kazanmak zorundalar. Maliyetler çok yüksek. Klasik yayıncılık gerçekten çok pahalı bir iş. Uydu yayıncılığı pahalı bir iş. Bunun maliyetlerini çıkarmak için de az harcayıp çok kazanmak istiyorlar. Dolayısıyla o yüzden siz bir gece boyunca bir yarışmayı seyrediyorsunuz ya da bir diziyi seyrediyorsunuz. Bir taraftan yükselen bir değer de var. Nedir bu? Tematik kanallar. Tematik kanallar daha çok iş yapıyor. Çünkü niye? Daha yayın program süreleri kısa olan hap içerikler üretiyor. Hap içerikler olduğu için de insanlar bunları tüketirken de sıkılmıyorlar ya da ya şunu bitirdikten sonra yaparım yüzmemi diyebiliyorsun en azından. Çünkü 7 dakika, 20 dakikalık bir şeyden bahsediyoruz. İnsanlar artık böyle karmakarışık uzun uzun yayınlardan sıkıldılar. Dolayısıyla farklı içerik, kendine değer katacak içeriklerin peşinde koşuyorlar. O yüzden uydu yayınlarında ya da platform yayınlarında tematik içeriklerin yükseldiğini de söyleyebiliriz. Bunun paralelinde Netflix gibi, Blue TV gibi, Hulu TV gibi platformlarla beraber, Amazon Prime'ı da sayalım bunun içinde, eşitlik olsun. Bu tip platformların olması bizi, elimizi daha da güçlendiriyor. Onlar da böyle belgesellere yatırım yapıyorlar, kısa filmlere yatırım yapıyorlar. Sektörü hem besliyorlar hem de aslında tüketicinin daha çok arzu ettiği, az insanın arzu ettiği şeyleri de ekrana getirerek onları da memnun ediliyorlar. Ulusal yayın yapan televizyonlara baktığımızda böyle içerikleri vermesi mümkün değil. Yani düşünebiliyor musunuz? En çok izlenen televizyon kanalında akşam saat 8'de, yani prime time'ın başlangıcında çok güzel bir belgesel yayınlansın. Anca ceza olarak verilirse böyle belgeselleri yayınlıyorlar. Çünkü tüketiciler bunu tüketmek istemeyeceklerini düşünüyorlar. Reklam alamayacaklarını düşünüyorlar. Dolayısıyla aslında onlar da işi daha kolay çözmeye çalışıyorlar. Ben buna karşıyım. Biraz uğraşılması gerekiyor. Eskiden çok ciddi, güzel içeriklerimiz varken şu anda çok kalite olarak düşük ama insanların da böyle boş boş zaman geçirmesini sağlayacak içeriklerle dolduruluyoruz. Bundan uzak kalmayı da isteyen büyük bir kitle olduğunu düşünüyorum. Açıkçası tematik kanallara ya da platform üzerinden içerik tüketmeye yönlenmemizin en büyük sebeplerinden bir tanesi de özellikle bu klasik yayınların bizi sıkması. Dolayısıyla bu platformlar büyük bir hızla katlanarak büyüyor ve bu yeni dünyaya uygun olarak tasarlanmış projelerle karşımıza çıkmaları onların da kat be kat büyümesine, gelir elde etmesine sebep oluyor. Evet, son bölüme geldik. Artık yavaş yavaş toparlayalım. Bu dünya artık kalıcı. Dijital içerik üreticileri, dijital içerik üreten kurumlar, artık bunlar oturmuş yayın platformları olarak hayatımızda olacaklar ve geçici değiller. Buradaki en büyük handikaplardan bir tanesi haberin, özellikle haber kısmı için söylüyorum, haberin doğruluğunun teyidi. Bu konuda yapabileceğiniz birkaç tane öneri söyleyebilirim. Nedir o? Güvendiğiniz, inandığınız, çevrenizdekilerden de duyduğunuz birkaç gazeteciyi örnek olarak alın. Onlar aynı haberlerden mi bahsediyorlar, aynı şeyi mi söylüyorlar? Aşağı yukarı ortalamayı aldığınızda bir şeyler elinizde kalacaktır. Ayrıca mesela sansasyonel başlıklı haberlerle ilgili hemen atlamayın. Onu mesela en büyük handikaplardan biri de odur. Uyanık olmak gerekiyor. Bir şey gördün mü hemen bu, ya da güvenmediğiniz birinden böyle bir şey gördüğünüz zaman mutlaka başka güvendiğiniz insanlardan da bunu teyit etmeye çalışın. Evet, Tekno Safari'den bu hafta bu kadar. Datça'nın güzel kumsalından, adeta yekta kopan gibi sunduğum programdan size veda ediyorum. Önümüzdeki hafta görüşürüz. Hoşça kalın. Bay bay.